Merhabalar. Geçtiğimiz videolardan bir eleştiriyle başlamak istiyorum öncelikle bu videoma. Bir önceki videoda iOS 14 ile ilgili olan bazı kavramları İngilizce kullandığım için sizler bundan şikayetçi olmuşsunuz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu konuda her kavramın doğru Türkçeleştirilmiş hali maalesef ki yok. Ve ikincisi de sizin uluslararası kaynaklardan duyduklarınızı, internette gördüklerinizi ve haber sitelerinin de kullandıkları dilleri hesap ederek bir içerik hazırlamaya çalışıyorum size. Çünkü örnek veriyorum, büyük bir platformda gördüğünüz bir şeyi burada da duyduğunuzda kulak aşinalığıyla birlikte anlayabilmeniz için. Bunu söylüyorum ve hemen videoya geçiyorum. Şimdi geçtiğimiz videoda iOS 14 ile ilgili biz ne dedik? Çeşitli widgetler gelecek, ana ekran araçları gelecek, ana ekran değişebilir. Bunun dışında AR yani augmented reality uygulamaları gelebilir. Bununla birlikte yine bu tarz bir sürü şey vardı. Fakat Worldwide DC'ye 24 saat neredeyse kala biz duyduk ki bir sürü farklı daha gelişme var ve ben de bunun bir videosunu bir gün öncesinden sizlere hazırlayayım dedim. Hatta bu videonun başlığında okuduğunuz gibi gerçekten bir telefon kaydıyla ilgili bile bir duyum var. Bunun da netliğe kavuşmasını istiyorum çünkü bana gerçekten çok fazla gelen bir soru ve talep bu. İlk olarak şundan başlıyorum. Safari'ye birebir çeviri özelliği gelecek. Yani biz nasıl bir siteye giriyoruz, bilgisayarda Google Translate çıkıyor sonra. Diyor ki bunu çevirmek istiyor musun? Aynı şey Safari ile de yapılabilecek iPhone'larımız için. Müthiş bir özellik, zahmetten kurtarıyor. Ve günümüzde çoğu insanın da telefonu bu kadar aktif kullandığını düşünürsek gayet mantıklı. Bununla birlikte varsayılan üçüncü parti uygulamalar gelecek bizim karşımıza. Bu da nedir? Örnek veriyorum, birçok insan Spotify'ı normal müzik uygulaması yerine tercih ediyor. Veya mail uygulamasında telefonun içindekini kullanmaktan ziyade Gmail ya da Outlook gibi farklı mail sağlayıcıları tercih edilebiliyor. Ancak bir mail oluştur dediğimizde genelde bütün maillerimiz bizim iPhone'un kendi mail uygulamasından ortaya çıkarken üçüncü parti uygulamaları kullanamıyoruz bunun için. İşte iOS 14'te buna da bir katkı sağlanacağı söyleniyor. Zaten bundan da bahsettim yine. Apple'ın offline yani internetsiz kullanım için bir fitness uygulaması ve augmented reality uygulaması üzerinde çalıştığı biliniyordu ve bunların da gelmesi bekleniyor. Burada şundan bahsetmek istiyorum. iOS 13 Apple için gerçekten kötü bir tecrübeydi. Neden? Çünkü hiç stabil değildi. Yıllar sonra telefonun açıklarından yararlanarak mevcut sürüme bir jailbreak özelliği geldi. Her ne kadar ben bunun bir sürü videosunu yapıp desteklesem de Apple için bu kötü bir şey. Çünkü bunlar en nihayetinde ufak da olsa güvenlik açıklarından ortaya çıkıyor. Ve bu kadar stabil olmayan, sabit ve güvenilir olmayan bir yazılım söz konusuyken ortada. Şimdi ben bu kadar aşağılıyorum ama iOS 12'ye oranla, yoksa tabii ki güvenilir. Yani ama 12'ye oranla daha az. Dolayısıyla Apple iOS 14'te bir şeyleri kökünden değiştirmekten ziyade bu sürümü daha geliştirmeye, daha güncelleştirmeye oynayacağını düşünüyorum ben. Bu bağlamda da uygulama içi arayüz değişimlerini göreceğiz çok fazla. Bu da nedir? Örneğin podcastler uygulamasındaki podcastlerin gitgide popüler olmasıyla birlikte benim de podcastim var. Derinden teknoloji ve derinden sohbetler olarak takip edebilirsiniz. Neyse, podcastler uygulamasında Apple Music tarzında bir sizin için kısmı olacak mesela. Bununla birlikte iMessage'da attığın mesajı düzenleme, silme gibi opsiyonların olacak. Bunların hepsi uygulama içi arayüz değişimlerinden birer tanesi olarak örnek verilebilir. Ha, Worldwide DC konferansı yarın ve Apple'ın kendi YouTube kanalından bunu canlı olarak izleyebilirsiniz. Ben de hem bu konferans esnasında hem de konferanstan hemen sonra gerekli gelişmeleri videolar halinde sizlere aktaracağım. Bunu kaçırmak istemiyorsanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Az önce de dediğim gibi yani bu iOS 13'ün bize verdiği kötü performansı iOS 14'ün verdiği ciddi ve güzel duruşla düzeltmek istiyorlar. Tabii bu bağlamda şöyle bir sorun oluyor. O zaman da mesela Apple çıkarmayı düşündüğü birçok yeniliği iOS 15'e 2021 yılına, hatta 2022 yılına erteledi. Hani böyle handikaplar, böyle engeller mevcut. Dolayısıyla bu güncellemeden bence çok fazla yenilikçi ve devrimci bir şey beklemek doğru olmaz. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum. iPad'ler hangi sürümü kullanıyor? iPadOS. Mac'ler hangi sürümü kullanıyor? MacOS. Apple Watch'lar WatchOS. Apple TV, TVOS. Peki iPhone? iOS. Şimdi iOS'in adının iPhone OS olacağı söyleniyor.
Hatırlarsanız 2007 ile 2010 yılları arasında zaten iPhone OS 2.1 falan vardı. Bu iOS bu şekilde lanse ediliyordu. Dolayısıyla Apple yine isim olarak da iOS yerine iPhone OS tarzında bir kullanıma ve mesela güncelleme ekranında iPhone OS yazacak gibi bir şey yapacağı da söyleniyor. Cümleyi düşük kurdum ama olsun. Bence doğru olma ihtimali var çünkü bütün ekosistem tamamlanmış oluyor. E tabi burada bir tane soru kalıyor. iPod'lar ne olacak? Yani iPod hala var piyasada ve bir iPod'un işletim sistemi olabilecek sistemin adı iPod OS mi olacak acaba? iPhone'dan daha mı farklı olacak? Bunlar kafamıza soru işareti yaratıyor ama kesinlikle yarın bekleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Şimdi bütün bu anlattıklarımı, hatta benim geçen videoda da zannettiğim ve anlattığım şeyleri göz önünde bulundurursak şunu öğreniyoruz biz. Bu sürümde widget'lar gelmeyebilir. Widget neydi? Şunlardı. Bunlar telefonumuzun ana ekranına gelecek deniyordu. E tabi şimdi iOS 14'te bunlar gelmeyebilir. Yani bence gelsin, düzgün gelsin, geleceği zaman gelsin, başımızı ağrıtmasın. O yüzden gelmezse ben açıkçası çok da üzülmem. Gelelim hepinizin beklediği özelliğe. Telefon konuşması kaydetme özelliği. Geçtiğimiz günlerde bir leak çıktı. Yani bir sızıntı çıktı ortaya ve dedi ki artık iOS 14'te telefon konuşmaları direkt olarak kaydedilebilecek. Yani nasıl bir ekran kaydı özelliği geldiyse telefon konuşmalarına da o şekilde bir özellik gelecek dendi. Ben asla düşünmüyorum böyle bir şey geleceğini. Boşuna heyecanlanmayalım. Ki zaten birçok sızıntı yayan insan ve bunları doğrulayan insanların da yorumlarına bakacak olursak görüyoruz ki böyle bir şey ihtimal dahi vermiyorlar. Böyle bir imkan var ama nasıl var? Uygulama gelişimi esnasında telefonun iç yapısında ve iç yazılımında var olan bir durum. Yani örnek veriyorum, bu nedir? Hoparlörü ve ahizeyi kullanan bir uygulamanın telefon konuşmalarını kaydetme özelliğinin, potansiyelinin olması çok normal. Ama böyle bir şey kesinlikle iOS 14'de gelmez. Zaten yasal bir durumda olmaz bu. Dolayısıyla Türkiye'de kullanılmaz diye düşünüyorum. Ve son olarak az önce söylediğim gibi podcastlerde değişim olacağını biliyoruz. iMessage'da değişim olacağını biliyoruz. Safari'de değişim olacağını biliyoruz. Bununla birlikte sağlık uygulamasında değişim olacağını biliyoruz. Birkaç uygulamada daha değişim olacağı bariz. iOS 14'ten beklentilerimiz bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.